Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Kısır yapıyoruz bugün. Böyle bol salçalı soğanla ekşi ekşi bir kısır. Fakat bu kısır sizi böyle şişirmeyecek, mideniz rahatsız etmeyecek. Çünkü kara buğdaydan yapıyoruz. Kara buğday gerçekten bir mucize. Yalancı tahıl diyorlar biliyor musunuz? Greçka. Özellikle çölek hastalarının çok kullandığı bir ürün ve bizim hayatımızı unuyla, kendisi taneleriyle hem lezzetlendiriyor hem de kurtarıyor. O zaman gelin malzemelerimize bakalım. Evet, şimdi ne var biliyor musunuz? Taze soğan var, gördüğünüz gibi kara buğdayım var, bir tane kırmızı kapya biberim var, hem domates salçam hem biber salçam var, bir büyük soğanım var, maydanozum, zeytinyağım, mis gibi limonum, karabiberim, pul biberim, karabiberim, sumam ve bir de tuzum var, bol baharatım var. Nar ekşisi de koyacağım içine. Göreceksiniz çok güzel bir kısır olacak. Neyle başlıyorum biliyor musunuz? 2 su bardağı kara buğdayı şöyle hemen suya koyuyorum ve bu suda haşlıyorum. Kara buğdayı haşlarken 10 dakikayı, 12 dakikayı maksimum geçirmeyin. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kara buğday böyle çok kolay pişiyor. Hemen haşlanıyor. Ama çok bekletirseniz de içinden tamamıyla çıktığı için forma bozuluyor. O yüzden 10 dakika, maksimum 12 dakika veriyoruz kara buğdaya. Bu arada kara buğday çiçek, yani kara buğday bir tahıl değil, çiçekten elde ediliyor. Ve biliyor musunuz arıların en sevdiği çiçek kara buğday çiçeğiymiş. Ve kara buğdaydan olan bal da en lezzetli balmış. Bunu da duyduğum için çok sevindim. Ne kadar bereketli bir şey. Ne diyoruz? Yalancı tahıl diyoruz. Bizi tahıl gibi doyuruyor ama sebze gibi besliyor. Yani bir mucize. Efendim şimdi ikinci kısma geçtik. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir çay bardağına yakın zeytinyağım var. Şöyle zeytinyağımı tavaya alıyorum. Kısır da biraz yağ ister. Yani hafif böyle bol yağ ile çok daha lezzetli olur. O yüzden belki sonra biraz daha eklerim. Sosuna ekleriz en azından. Şöyle bir büyük soğanım var. Soğanı güzelce, tavam da ısınmış. Tavama alıyorum. Hafif böyle soğan kavrulu dursun. İçine birazdan salçalarımı da ilave edeceğim ve kavurmaya devam edeceğim. Evet, güzelce soğanımız kavruldu. Şimdi içine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası koydum. Biberi ben acı kullandım. Acı biber salçam vardı, onu kullandım. Ama siz tamamıyla tercihinize bırakıyorum. Acı tatlı sevme durumunuza göre normal tatlı biber salçası kullanabilirsiniz. Ama iki salçayı kullanmak çok lezzet katıyor. Bu arada salça seçimi gerçekten çok önemli. Ben Hatay'dan söylüyorum salçalarımı. Yani gerçekten eğer bir yemeğin lezzeti biraz daha böyle olmuyorsa salça düşünülebilir bir şey. Neden olmuyor benim yemeğim lezzetli dediğinizde seçtiğiniz salça inanın bu işin %30'unu, %40'ını kesinlikle karşılıyor. O yüzden ben mesela ya Hatay'dan ya Antep'ten söylemenizi ya da oranın salçalarını tercih etmenizi kesinlikle öneriyorum. Buyurun. Evet, şimdi güzelce kavruldu salçamda. Hemen salçamı kenara alıyorum. Biraz soğutuyorum. Bu arada kara buğdayım haşlandı. Kara buğdayımı süzüyorum. Sonra bunların hepsini birleştireceğiz. Evet, kara buğdayım güzelce haşlandı. Sadece 10 dakika verdim kara buğdaya haşlanması için. Ben bütün tahıllarda şöyle yapıyorum. Haşlama işlemi bitiyor. Sonra tahılı ya da işte kara buğdayı süzüyorum. Hani böyle bir demlenme, bekleme süresi veriyoruz ya biz bakliyatlara. O dönemde de biraz tahıla ya da bakliyata biraz zeytinyağı, biraz da limon koyuyorum. Ve bu şekilde bekletiyorum, demlendiriyorum. Yani soğurken zaten limonu ve zeytinyağını içine hapsediyor. O yüzden de
Sadece öyle yeseniz bile çok lezzetli oluyor. Ama bu işlemden sonra tabii ki içine daha neler koyacağız. İnanamayacaksınız. O yüzden kara buğdayım şöyle haşlandı. Onu hemen şöyle kaseme alıyorum. Hatta şöyle kaldırayım. Yavaş yavaş boşaltayım. Bir tane maydanoz sapı girmiş. Onu hemen alayım kenardan. Tamam. Şöyle koydum. Dediğim gibi biraz limonda, biraz da zeytinyağı da bekletmiştim. Şimdi içine biliyorsunuz bir büyük soğan, bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası koyup kavurduğum, kısırlarda da kullandığımız bu kısır bazını hemen şöyle ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hani dedim ya, haşlandıktan sonra limonda ve zeytinyağda biraz bekletiyorum diye. Şimdi yine de bu kısır bazını da ekleyince aslında kısıra hiçbir şey koymasanız da bir lezzetli oluyor. Bu hali bile harika bir şekilde yenir. Ama tabii bu halde bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Şöyle her yerine eşit miktarda salçanın ve yağın yayılmasını istiyorum. İyice karıştırmamız gerekiyor bu noktada. Her tarafı güzelce karışsın. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kara buğdayın kendine has bir kokusu var. Bu koku bazı kullananları, yiyenleri rahatsız ediyor. O yüzden kara buğdaydan biraz kaçıyorlar. Mesela ben çorbalara ekliyorum. Her şeyde kullanıyorum ve bu koku bizi rahatsız etmiyor. Ama eğer sizi rahatsız ediyorsa 1-2 saat daha önceden sütte bekletmeniz bu kokuyu alıyormuş. Bunu da benim takipçilerim bana söyledi ve öğretti. O yüzden ben de sizle paylaşmak istedim. Şimdi güzelce karıştırdık ağır ağır. Sonra baharatlarını koyuyorum. Bolca kimyon, bolca kırmızı biber. Acı sevmemiklerinize göre siz onu ayarlarsınız. Bolca karabiber ve tuz ilave ediyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Sonra içine ben ne koyuyorum? Maydanoz koydum. Şöyle güzelce maydanozu karıştırıyorum içine. Biraz iri doğramışım maydanozu. Artık elimden kaçtı herhalde. Güzel şöyle karıştırdım. Kapya biberimi koyuyorum. O da böyle çıtır çıtır çok keyif veriyor lezzeti. Bir de taze soğanım var. Taze soğanımı ekliyorum. Yani kısıra konulacak her şeyi şöyle ilave ediyorum. Çok güzel oluyor biliyor musunuz? Siz de bayılacaksınız. En son dedim ya kısır böyle biraz yağ kaldırıyor. Şimdi ne koyuyorum en son içine? Şöyle bir kaseye 2 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Bolca da limon koyuyorum. Yavaş yavaş. Bu limonun da bayağı suyu varmış. Şöyle yavaş yavaş. Nar ekşisi koymadım. Ama siz koyabilirsiniz arzu ederseniz. Ben sadece limon ve zeytinyağı koydum. Şöyle kısırıma ilave ettim. Şimdi onun da çekmesini bekleyeceğim. Ve göreceksiniz ki biraz böyle bekletirseniz, dinlendirirseniz 5-10 dakika kadar çok lezzetli bir kısıra ulaşmış olacaksınız. Şimdi ben servis kasesini alıyorum. Sunumda tekrar görüşüyoruz. Efendim, kim böyle bir kısıra hayır diyebilir ki? Tam saat 5'te böyle bir kısır önünüze gelse bayılmaz mısınız siz de? Bugün kara buğdaydan harika glutensiz bir kısır yaptık. Çok da kolay oldu. Tadı da diğer kısırdan hiçbir farkı yok emin olabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Böyle sağlıklı tariflerde her hafta buluşuyoruz. Kanalıma muhakkak abone olun. Abone oldukça size bildirimler gelecek. Özge yeni video yükledi. Özge'den bir video daha geldi diye. Kendinize iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.